A fabrikasında üretilen arabaların %8'inde belirli bir defo vardır. Aynı defo B fabrikasında üretilen arabaların ise %6'sında görülmektedir. Her ay bir kalite kontrol uzmanı her bir fabrikada üretilen 3000 araba arasından boyutu 200 olan bir örneklem seçmekte ve her örneklemdeki defolu araçların oranının farkını hesaplamaktadır. Evet, her ay örneklem oranlarının farkını inceliyorlarmış. Örneklem oranlarının farkının dağılımının ortalaması, standart sapması ve şeklini tanımlayınız. İsterseniz adım adım ilerleyelim ve önce örneklem oranlarının farkının ortalamasını ele alalım. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bunun neye eşit olacağını bulmaya çalışın. Bunu daha önceki videolarımızda da görmüştük. İki rastsal değişkenin farkının ortalaması, ortalamalarının farkı ile aynı şeydi. Başka bir deyişle, eğer A fabrikasından alınan örneklem oranı ile B fabrikasından alınan örneklem oranının farkının ortalamasını bulmak istiyor isek, bu A fabrikasından alınan örneklem oranının ortalaması eksi B fabrikasından alınan örneklem oranının ortalamasına eşittir. Peki bu neye eşit olur? Önce A fabrikasından alınan örneklem oranının ortalamasını bulalım. A fabrikasının gerçek popülasyon oranı ki bunun %8 olduğunu biliyoruz. Bakın soruda A fabrikasında üretilen arabaların %8'inde belirli bir defo vardır diyorlar. Evet bu %8'e eşit olacak ve bunu 0,08 olarak yazacağım. Bundan B fabrikasından alınan örneklem oranının ortalamasını çıkarmamız lazım. Az önce söylediğim gibi bir örneklem oranının ortalamasının popülasyon oranına eşit olduğunu bildiğimiz için bunun yerine de %6'yı yani 0,06'yı yazabiliriz. Bu işlemin sonucu ya da farkın ortalaması diyelim 0,02 yani %2'dir. İki fabrikanın defo oranı arasındaki fark ortalamaya eşit olur. Sıra geldi standart sapmaya. Standart sapma yerine standart sapmanın karesini yani varyansı kullanmak istiyorum. Ne de olsa varyanstan standart sapmaya geçebilmek oldukça kolay. Varyans söz konusu olduğunda örneklem oranlarının farkının varyansı şöyle yazayım A fabrikasından alınan örneklem oranı eksi B fabrikasından alınan örneklem oranı. Eğer örnekleme bağımsız olarak yapıldıysa demek istediğim A fabrikasından alınan örneklem B fabrikasından alınan örneklemi bir şekilde etkilemiyor ise ya da bunun tam tersi varyansları toplayabiliriz. Evet bunun doğru olduğunu var sayacağız. Ve A fabrikasından alınan örneklem oranının varyansı ile B fabrikasından alınan örneklem oranının varyansını toplayacağız. Bunu görünce bazılarınız hemen örneklem oranlarının farkını almıyor muyduk diye düşünebilirsiniz. Varyansları neden topluyoruz ki diyebilirsiniz. Varyansın bir yayılma ölçüsü olduğunu hatırlatmak isterim. Rassal değişkenlerin ister toplamını ister farkını değerlendiriyor olalım, daha fazla değişken daha fazla yayılma anlamına gelir. Ve bunun eksi ya da artı olması hiçbir şey fark ettirmeden varyansları toplayacağımız anlamına gelir. Şimdi hemen bunu da hesaplayalım. A fabrikasından alınan örneklem oranının varyansı, Arabaları tek tek kontrol ederken kontrol ederken arabayı yeniden kontrol edilecek arabaların arasına dahil ediyor isek başka bir deyişle örneklemeyi geri koyarak oluşturuyor isek gözlemlerimizin her biri diğerlerinden bağımsız olur. Ve bu durumda da bir formül kullanabiliriz. Bu varyans, A fabrikasının popülasyon oranı çarpı 1 eksi A fabrikasının popülasyon oranı bölü örnekleme aldığımız örneklemin, boyutu olarak hesaplanabilir. Soruda verilen senaryoda örnekleme geri koyarak yapılmıyor. 200 arabayı seçiyoruz ve hepsini bu seçimden sonra inceliyoruz. 3000 arabadan birini kontrol ettikten sonra onu yeniden 3000 arabanın arasına dahil edip yeni bir araba seçmiyoruz. Yine de yani örnekleme bu şekilde yapılmıyor olsa bile bunun bize oldukça iyi bir yaklaşım vereceğini de biliyoruz. Örneklem popülasyonun %10'undan küçükse ki burada durum böyle, 200, 3000'in %10'u olan 300'den küçüktür. Bu yüzden özellikle de istatistiğe giriş derslerinizde bunu kullanabileceğinizi bilmelisiniz. Aynı mantığı B fabrikasından alınan örneklem oranının varyansı için de kullanacağız. Onu da yazalım. B fabrikasının popülasyon oranı çarpı 1 eksi B fabrikasının popülasyon oranı bölü örneklemi aldığımız örneklemin boyutu. Bunların neye eşit olduklarını bildiğimize göre, hadi hemen hesaplayalım. A fabrikasındaki popülasyon oranı yüzde 8'di. 0,08 yazıyorum. Çarpı 1 eksi 0,08 0,92 eder. Bölü örneklem boyutu. Evet 200 olduğuna göre buraya da 200 yazacağız. B fabrikasında ise popülasyon oranı yüzde 6 idi. 0,06 yazıyorum. 1 eksi 0,06 ise 0,94 eder. Bu örneklemin boyutu da 200. Hesap makinesini çıkarayım. 0,08 çarpı 0,92 bölü 200 artı bir parantez açayım. 0,06 çarpı 0,94 bölü 200 ve parantezi kapıyorum. Sonuç 0,00065. 0,00065. Buradan standart sapmaya geçişin kolay olduğunu söylemiştim. Örneklem oranlarının farkının standart sapması, bunun kare köküne eşit olacak karekök içinde 0,00065 ve bu da yaklaşık olarak hemen karekökünü alayım. 0,025'e eşittir. İşte bu kadar. Standart sapmanın ne olacağını da bulduk. Son olarak bir de bu dağılımın şekline bakmamızı istiyorlar bu noktada en az 10 başarılı ve 10 başarısız sonuç elde edebiliyor isek eğer örneklem oranı dağılımının normal olduğunu aklımıza getirmemiz gerekiyor bir bakalım mı ee, bu arada burada başarılı olarak adlandırdığımız durum defolu araba olacak onu da hatırlatmak istiyorum Boyutu 200 olan bir örneklemin başarı oranı 16'dır. Başka bir deyişle, bu 200 araba arasında 16'sının defolu olması beklenen bir durumdur. 200 eksi 16, yani başarısız durumlar ise ondan çok ama çok daha büyük Ve bu rakamların ikisi de ondan büyük olduğu için aynı şeyi B fabrikası içinde yapalım. 200'ün% 6'sı, 12'dir. Defolu olmayanlar ise 200 eksi 12'den 188'e eşittir ve 188 de 10'dan büyük bir sayıdır. Evet, iki durumda da en az 10 başarılı ve 10 başarısız sonuç elde edebiliyor isek, bu dağılımların ikisinin de normal olduğunu varsayabiliriz. Ek olarak, az önce bahsettiğim testi geçen normal dağılıma sahip iki değişkenin farkının dağılımının da normal olacağını biliyoruz. İsterseniz dağılımın neye benzeyeceğini çizmeyi de deneyebilirim. Evet. Normal bir dağılımın nasıl göründüğünü hepimiz biliyoruz. Ortalama burada olacak. Aynı renkle yapalım ortalaması 0,02 olacak. Negatif değerleri de değerlendirebiliriz. Çünkü B fabrikasından elde edeceğimiz örneklem oranının bundan büyük olacağı durumlar da olacaktır. Bu yüzden negatif değerleri de hesaba katabiliriz. Sıfırın nerede olduğunu da göstereyim. Yaklaşık olarak burada bir yerde olabilir. Ekseni de bu şekilde çizeyim. Evet. Standart sapmayı da hesapladık. Yaklaşık olarak 0,025. Ortalamadan bir standart sapma aşağı inersek buraya, bir standart sapma üzerine çıkarsak da yaklaşık olarak buralara bir yere geliriz. Bu ortalamadan birden fazla standart sapma aşağı inip yukarıda çıkabileceğimizi de eklemek isterim.